Çok teşekkür ederiz. Her birinize şu kıymetli alkışlarınızın gönlümüzdeki yerini anlatamam size. Maşallahınız var. Onun dışında muhteşem yarışmacılarsınız. Evet, 9000'i aşan bir tane puan var şu anda elimizde ama 4 performans izledik. 4'ü birden 9000'in üzerine çıkabilirdi. Bütün içtenliğimle söylüyorum. 5.'si sırada. İpek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Efendim bundan sonrası ya Ümit Bey ya siz... Hayırlısı. Eğleneceğiz. İşte 9300 artı 4 saniye yaparsanız bence daha çok eğlenirsiniz. İnşallah. İnşallah. Güzel sorular hazır. Yani bilebileceğim sorular varsa neden olmasın? Hadi bakalım. 9800'e kadar yolu var. Birazdan göreceğiz o soruları ama hemen sormayacağım soruları. Biraz sohbet edelim istiyorum. Tabii. Çünkü siz de Emre Bey gibi birçok konuyla ilgilenmiş bir hanımefendisiniz. Fakat zannediyorum ki öncelikle danstır değil mi hayatınızın? Evet. Büyük bir kısmında yer alıyor. Evet, çok büyük bir kısmında yer alıyor. İpek Nur Yılmaz, 36 yaşındayım, bekarım, İstanbul'da yaşıyorum. Profesyonel dans ettim çok uzun yıllar, 4,5-5 sene öncesine kadar ülkemizi temsil ettim. Hem yurt içinde hem yurt dışında baş dansçılık, koreografluk yaptım. Maşallah. Yani aynı şeyi söyleyeceğim müsaade ederseniz. İkinizin de enerjisine hayran kaldım. Teşekkürler. Aynı enerjiyi buraya yansıtmanızı bekliyorum. Hemen ilk sorunuza geçiyorum. 4 harfli bir cevabı arıyoruz İpek Hanım'la birlikte. Kolay soru aslında bakarsanız. Görelim. Bir şeyin büyük bölümü, fazla olan kısmı, basit düşünün ne olur? Çoğu. Yapıştırın çoğu. Gitsin. Çoğu. Batı kökenli bir kelime elimdeki spordan yaklaştık bir hadise yap. Buyurun. Sporda karşı takıma yönelik yapılan atak ve engelleme amaçlı baskı. Önemli olan kısım burada baskı. Pres. Pres. Yapıştırın. Biraz uzun uzun sorularınız, rakiplerinizin sorularına nazaran fakat daha net. Bakın göreceksiniz. Herhangi bir güvenlik gücünde görevli personelin hiyerarşik mevkisini belirten unvan. Rütbe. O kişinin rütbesi. Gayet güzel. Gayet güzel. Çocuk oyuncağı. Son 5 harfli cevap. Yine uzun soru ama çok basit. Görelim. Çoğunlukla fotosentez yaparak kendi besinini üreten canlıların genel adıdır. Bitki. Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Bitki. Ha bir de dur duracaksınız. Bir şey sorabilir miyim? Çocuk oyuncağı deyince kafam karıştı. Çok basit dediğimde bana... Bitkiyle şey olamadım böyle bir an. Bu kadar da basit olamaz mı dediniz? Yok hayır ben oyuncakla ilgili bir soru bekledim. Orada kafam karıştı. Özür dilerim. Kolay anlamında söylemiştim. Uçtu gitti. Uçtu gitti önümüzdekine bakalım. Sokak jargonuna dalacağız biraz. 6 harfli bir cevabı arayacağız ki cevabın son 3 harfi belli. Mastar. Mastar. Buyurun. Argo'da gitmek, uzaklaşmak veyahut da kaçmak. Hadi buradan git. Hadi buradan uzaklaş ki en yakını o. En yakını o. Uzamak. Uzamak 600 puan değerinde. 6 harflidir. Tek kelimedir. Aslına bakarsanız BKG koyuyoruz biz. Kaynaklar birbiriyle çeliştiği zaman bazı kaynaklara göre diyoruz. Buna da o ibare konulabilirdi. Bir okuyalım sonrasında konuşuruz. Bazı hayvanlar tarafından gerçekleşmeden hissedildiğine inanılan doğal afet türü. Deprem. Deprem. 600 lira. Özellikle köpekler huysuzlanıyor diyorlar ama ben deprem olurken, ortalık sallanırken mama yiyen köpek gördüm. Yani benim iki tane köpeğim var. İkisinden de hiçbir belirti almadım şimdi. Bunlar demek yani şanslı insanların köpekleri. Bizimkiler yapmıyor. Yani efendim. Yok benimki de yapmıyor. Bizimki gamsız. Yani. Buyurun yeni soru. Dünya üzerindeki çizgisel hızın en fazla, yer çekiminin en az olduğu dairesel hattır. Dünya üzerindeki dairesel hat desek bile yeter bence. Ekvator. Ekvatordur efendim. 700 puan. Kısacık bir soru. Pek alışkın değilsiniz. Hep uzun evet. Uzun sorular sordum size. Ona rağmen sürenizi çok güzel kullandınız. Burada daha hızlı oluruz. Müracaat edilen yer. Başvurmak. Başvurulan yer. Bir kurum veya kuruluşta başvurulan yer. Danışma. Danışma. 700 puan değerinde. Haydi gelsin yenisi. Bir hayvancağızın adı daha var. Bu ama bazı kaynaklara göre değil. Bu net. Bu net.
iletişim ve haberleşme sektörüne büyük faydalar sağlamış bir kuştur. Güvercindir efendim. 800 puan birden katar kasaya, halen harf almadınız maşallah. Ay aman aman. Buyurun, yenisi geliyor. Ne demiştim? Bir ekonomi terimi demiştim başlamadan önce ama ekonomist olmaya gerek yok demiştim. Buyurun. Yerel para biriminin başka bir para birimi veya altın gibi başka bir değere bağlandığı düzen. İki kelime. Yerel bir para birimi. Şimdi başka bir para birimi dedi, döviz. Tamam. Hani döviz olduğu zaman filan akla hemen bir şey geliyor zaten, iki kelime. Bir kelime geliyor akla hemen. Kur. Kur. Hı hı. Diyor ki burada yerel para birimini o dövize ya da altına bağlıyorum. Ben bir harf alayım. Aldık mı? Peki. İki kelimeden oluşuyordu cevabımız. Güzel. Bulamadığımız kelimeden geldi o S harfi. Ne kur. Ben bunu başka bir para birimine ya da altına bağladım. Bu artık hiçbir yere gidemez. Ay. Bu artık burada. Bir tane daha harf alayım. Bir tane daha aldık. Aman. Heh, kurun K'si geldi. Yani. Demek ki 5 harfli bir şey arıyoruz. Ben bunu buraya bağladım. Bu artık hiçbir yere gidemez. Bu artık burada. Sabit kur. Nedir? Sabit kur. Sabit kur. Tamam. Ha, yok, dert yok dil tası. Ucundaki çıkmıyor işte. Dert yok, tası yok. Hiç merak etmeyin. 3 tane daha harf alabilecek durumdasınız. 1,5 dakikadan fazla süreniz var. 4 tanecik soru kaldı. Oo. Maşallah diyorum. Yoluma devam ediyorum. Hristiyanlıkta üçleme inancı var ya, onun 3. ayağını kutsal soruyoruz olur size ve beklemeden verilen bir cevap. Bu bir çocuk oyunudur. Sizin için de çocuk oyuncağıdır. Tamam. Buyurun gelsin efendim. Eğilen kişinin üzerinden atlayarak oynanan bir... Uzun eşek. Hoppa! Ay değil şey. Hmm. Aman. Bulunacak, bulunacak, bulunacak. Şimdi bulunacak. Bir dakika söyleyeceğim. Dur. Bir tanesi eğiliyor. Evet, oyun gözü. İkincisi eğiliyor. Üçüncüsü eğiliyor. Atlaya 4, atlaya. 5, 6, 7. Niye bu kadar saydım ki? Aa, uzun eşek değil. Şimdi vallahi çağırırım. Ya oynarız. Çok üzülürüm şu anda. Neydi onun ismi? Hop! Atlıyorum, zıplıyorum. Tamam. Uzun atlamadım. İkinciyi de atladım, üçüncüyü de atladım, dördüncüyü de, beşinciyi de sayıyorum, altıncıyı da sayıyorum. Bir. Ya. İkidir, iki. Böyle bir soruda gidilmez ya. Ya ekonomide git, başka bir şey. Böyle bir oyunda ama gidilmez. Ama hep böyle yani oldu. Evet. Hep böyle oldu. Bence Ümit Bey yarıştıktan sonra buraya bir şey sıkıştırdı. Abi muska mı koydu, ne yaptı bilmiyorum. Vallahi ama. Vallahi bilmiyorum. Okudu, üfledi. Okudu, üfledi mi bilmiyorum ama maşallahınız var. Ya. Hepiniz çok güzel yarıştınız. Ben şundan korkuyordum. Bu belki akla gelmez diye korkuyordum. Onu da bilirsem çok daha çok üzülürüm. Ben de zaten bileceksiniz şimdi. Eyvahlar olsun. İki kelimeden oluşuyor. Mek mak diye bitiyor efendim. Çok öyle hani sözlüğü açtığınızda karşınıza çıkacak bir tabir değil ama kullanıyoruz bunu. Hele ki hani böyle betonlaşan şehirlerde daha fazla kullanıyoruz. Buyurun. Bir arazinin üzerine genellikle çok katlı bir yapı inşa etmek. Geldiler oraya koca... Apartman, bina... Dikmek. Nedir? Dikmek. Apartman dikmek. Apartman dikmek. Apartman olmasın. Bina dikmek. Bina dikmek. Siz sabit kurdu iki tane harfi aldıktan sonra benim hesabım oydu. Bina dikmekte de ya bir tane ya iki tane alır. Ondan sonra bir tane harf alma hakkı kalsın dedim. Çünkü belki bunu duymamıştır dedim ama bence duydunuz bunu. Bir bakalım. Genellikle bahar aylarında İç Anadolu'da görülür efendim. Akşamüstü yağmurları. Aa. Böyle bir buçuk ay boyunca yağarmış. O yüzden de öyle bir isim verilmiş. Akşamüstü bir buçuk ay. Aa, yok burada takılacak bir şey. Yok hiç duymadığım bir tamam. Şey büyük ihtimal. Bir harf alayım. Buyurun. Gitti zaten. Hani size işte anneanneyle babaanneyle yaşadınız mı belki diye. Belki duymuşumdur ama hiç o buydu. Taraflarda yaşamadığım için. Akşamüstü yağıyor. Tamam. İsmini de oradan alıyor. Bir de bir buçuk ay gibi sürüyor. İsminin diğer niteliğini de oradan alıyor. Bir harf daha alayım. Buyurun. Ben kendi çağrışım falan. Bilen var mı? Var. Bu son soru mu benim? Son sorumuz. Bir harf daha alayım. Hadi bir tane daha. Bir alayım sana. Da bulalım görelim. Bak. Akşamüstü. İkindi. İkindi. Ne ikindi? Bence ne ikindiden çok kaç ikindi. Kaç ikindi.
Kaç ikindi? Bir, bir buçuk ay. Çeyrek. Uğurlu sayı vardır bizim kültürümüzde. Evet, ben bunu durdurayım. Hani mesela anlamıyorsa kaç defa söyleriz? 100 defa. 100 defa. uğurlu sayı var. 5, 4. Yok, 7. 3, 2, 1. Daha da ilerletin. Ha, 9. Gün sayısı için mesela uğurlu kabul edilir. Çokça kullanılır. 13. 13 mü? 13 uğurlu kabul edilmez ya. Zaten bizim kültür diyor. Gitti, ben dağıldım, uçtum şu an. Bütün odağım kaçtı. Onu fark ettim. Birdir bir de kaldım ben şu an. Hani böyle yıkanırken de çok yıkanana ne derler ya? Ne yaptın yahu derler. Kırklandın derim ben. Hah dersiniz. 42'ndi mi? 42'ndiydi efendim. İlk defa duydum. Önemli. Kurdelen abi. Şanssız soruymuş. İçer falsanız peki mesela 40'ın K'si çıksa falan yani, çıkar mıydı? Evet oradan çıkardı belki. Da birdir bir de yani... Üzüldüm. Bir de sonrasında zaten evet yani bırakmıştık bir evet, biraz. Kabul daha etmek ama lazım. Ama beklediğimden iyi gitti. Bak bir daha geleyim ya. Gelin. Gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Ben bir böyle daha yarışmacıları bulduğumuz zaman tekrar tekrar çağırıyoruz biz. Lütfen gelin. İnşallah. İpek Hanım'a